kapıyı bir daha söyleyecek. Hoş geldiniz demeyecek misin Hadi bize? Hadi kapı gel. Hoş bulduk. Bismillah diyerek sağ ayakla giriyorum Büşra'cığım. Terliğimi giyeyim. Kapıyı kapat. Seninle önce bir konuşalım. Bu arada arkadaşlar önceden söyleyeyim. Büşra dedi ki ben çok konuşamam dedi. Ben dedim evet, ki konuş ben çok şey yapmadım. Yani sonra ay kızı hiç konuşturmadın. Ay kız hiçbir şey anlatamadın demeyin arkadaşlar. Evet kapıdan gelince böyle upuzun bir koridor karşılıyor. Şu anda ben mutfak kapısındayım. Kocaman bir koridoru var. Bu ev kaç artı bir Büşra? Evet. 3 artı 1. kapıdan girişte kapının sağ tarafına şöyle bir vestiyer aldılar. Bu eve dahil değildi. Aslında size şöyle göstereyim. Bakın burada çok güzel bir alan var. Yani bu ev Büşra'ların hani kendi satın almışları bir ev olsaydı bence böyle boydan boya tavandan yere kadar çok güzel bir vestiyer olurdu diye düşünüyorum. Ama yine de hani bu da çok güzel. Bunun bir güzelliği şöyle kapaklarında da askı yerleri var arkadaşlar. Onu ben çok beğendim. Hani misafir geldiğinde tık buralara da asabilir. İç tarafta da askı yerleri var. Şöyle gösterebilirim size. Burada tabii böyle eşyalar, çantalar vesaire var. Burada böyle bir ufak aynası var. Burası da yine bu şekilde ayakkabılıkların olduğu bir yer. Çok detaya da girmeyeyim. Bu şekilde. Ondan sonra şu giriş kapısının hemen yine sağ tarafında şurada mutfak var. Burada da salon var. Zaten mutfağı Seda'nın videolarından gördünüz. Yani hani çeyiz düzerken videolarından gördünüz. Büşra'nın mutfağı aslında çok güzel. Tam böyle kare gibi, kare de değil, dikdörtgen aslında ama çok güzel. Sadece bir eksiği, buzdolabının olduğu yere bir dolap yapmamışlar. Yani buzdolabı böyle açıkta kalıyor. Şöyle geniş açıyla daha güzel görünüyor. Ve dolaplarını sadece bir duvara yapmışlar. Ama mesela bence şuradan başlayıp şöyle dönerek yapsalardı alan da çok müsait olduğu için bence çok güzel olurdu ama olsun. Zaten Rabbim inşallah kendi evlerinin hani nasip ederse o zaman çok daha güzellerini nasip etsin inşallah. Bir de böyle bir dolap demeyelim de bu ne diye geçiyor Büşra? Raf mı? Yani raf herhalde bilmiyorum ki. Aynen. Böyle bir raf aldı Büşra. İşte üzerine bu şekilde peçeteliklerini, kahvesini vesaire yaptı. Büşra bir kahveni içeriz artık gitmeden. Burada çaycısı ve kahve makinesi. Hatta ben gezerken de hemen bir kahve. Aynen olabilir aslında. Burada air fryer var. Altta tost makinesi var. Burada şöyle yine benim mutfakta kullandığım masanın aynısının küçük boyu var. İki kişiliğe. İşte ben de şimdi yeni eve hani böyle bir boyut mu alsam diyorum. Şimdi bilmiyorum. Çok büyük kalıyor. Ben sana dedim. Açılır kapanır da alabilirim. Alabilirsin ama senin masa olmaz. Daraltacak. Daraltır. Olur da daraltır. Olur mu? Çok daraltacak. Aynen. Sonra Büşra'nın balkonu var şurada. Şöyle balkonun içini açmadan şöyle gösterebilirim. Gayet güzel balkonu. Gayet iki kişilik masa atılıp oturulabilir bence yaz aylarında diye düşünüyoruz. Mutfağın içlerini göstermeyeceğim. Zaten Seda videoda çok çok gösterdi arkadaşlar. Ha evet, orada bir sıkıntı var. Ona yani servis açmaya bakmaya geleceği için öne çektik. O şekilde duruyor. Rabbim inşallah ağız tadıyla burada güzel güzel yemekler yapmayı nasip etsin. Bu arada şunu da söyleyelim. Arkadaşlar yeni gelin. O yüzden de çok çok dua istiyoruz sizden. Yani hani nazara da gelmesin. Maşallah, subhanallah, hem yorumlara yazarsınız hem içinizden söylersiniz. Dualarınızı okursanız çok makbule geçer. Bu videoyu çok büyük bir ihtimalle ya senin kına gününde ya da kınadan bir gün sonra yayınlayacağım. O yüzden de şimdiden hayırlı olsun mesajlarınızı bekliyoruz. Sonra şurada Büşra'nın patateslik soğanlığı var. Annesi bunları tapırdan almış. Büşra küçük görünüyor ama içi bayağı alıyor mu? İçi bunu çok alıyor yani şey. Böyle küçük görünüyor ama bak içi derin. Görüyor musun? Evet. Böyle içi derin. Evet. Görüyorum, anlayabiliyor musun? Evet doğru? Evet, ben görünüyorum da videoda bilmiyorum anlaşılıyor mu? Ya 5-6 kişilik ailede ya bize şu an annem de kendi evinde bunu kullanıyor. Ha yetiyor yani. Yetiyor. Evet. Onu da bu şekilde buraya koyduk. Çöpü de göstereyim. Çöpünü de buraya böyle gizledik arkadaşlar. Tabii aynen. Tabii kapıların üstüne halılar asıldı. Her yeni gelinin
olmazsa olmazıdır. Mutfaktan çıkıyoruz. Mutfaktan çıkar çıkmaz sağ tarafta böyle bir Büşra'nın salonu var arkadaşlar. Salonu çok güzel, çok ferah. Ben bayıldım. Hatta biraz önce de söyledim. O kadar böyle ferah ferah ki maşallah içeri girince hiç bunalmıyor insan. Büşra böyle bir masa aldı. Bu masası açılıyor. Açılınca tabii 8 kişilik oluyor. Şu anda böyle 6 kişilik sandalyeleri vesaire var. Üstüne yine bu şekilde bir runner almış. Bunlara bayıldım. Zaten Seda da gösterdi galiba videosunda. Bunlar böyle babaannesinden kalma kül tabaklarıymış. Biz bunları buraya böyle konumlandırdık. Güzel duruyor dedik. Sonra yine perdeleri çok güzel. Benim perdelerime bir tık benziyor. Yine düz ve fonları var. Fonlarını böyle katlamamış. Bu şekilde kullanmış ama bu şekilde de çok güzel olmuş gerçekten. Şöyle görünüyor. Avizesine de bayıldım. Çok güzel. Büşra bu avize benim mobilyama da uyar. Ben de mi bunlardan alsam? Ne? Link atayım sana. Ha, link at bana. Evet. Koltukları yine çok güzel. Böyle lacivert ve gri tercih etti Büşra. Lacivertin tonu çok güzel. Bu koltuklar da yine bu şekilde arkaya doğru itilip açılıyor. Ve tek kişilik yatak oluyor arkadaşlar. O da gerçekten kullanış açısından güzel. Şurada tekli koltuğu. Burada yine üçlü koltuğu. Burada böyle sehpaları var. Orta sehpa almamış. Bence çok iyi yapmış. Zaten aldıktan sonra bir süre sonra çocuk olduğunda zaten atmaya yer arıyorsunuz. Öyle söyledim. Burada da televizyon ünitesi var. Bence dediğim gibi tam böyle koyulması gereken yerlere ürünleri koymuşlar. Konsolunu televizyon ünitesi değil bu. Televizyon ünitesi dedim ama konsol. Yani ben de öyle tercih etmiştim. Televizyon üniteleri daha küçük olduğu için daha dar alan yani da içi daha dar olduğu için daha az ürün alıyor. Ama mesela bakın şimdi içerisini size göstereyim. Bunun içerisinde Büşra'nın misafir yemek tabakları var, fincanları var. İşte yine fazlalık olan kahvaltı setleri var, kek kalıplarını vesaire buraya koyduk. Dediğim gibi mutfağı birazcık dar olduğu için, burası çok büyük olduğu için bu şekilde değerlendirdik. Ben şunu çok beğendim. Şöyle bir çekmecesi var arkadaşlar. Misafir yemek kaşıklarını, çatallarını buraya koyduk. Hatta böyle bayağı boşluk alanı da var. İsterse yine buralara bir şeyler ekleyebilir. Bu çok mantıklı olmuş. Normalde ben mesela kutuyla koyuyorum. O da ekstra yer kaplıyor ama bu şekilde çok daha az yer kaplıyor. Bir de şimdi şu yan tarafa geçelim. Buraya da bardaklarını ve borcamlarını koyduk arkadaşlar. Ben bir şu anın bardaklarına bayılıyorum. Paşabahçe'nin bu Eleysa serisi. Eleysa diye mi geçiyordu bunlar? Evet. Elsia mı? Eleysa mı? Ne? Evet, yani zaten biliyorsunuzdur bu model bardaklarına bayılıyorum. Yine bu seti bu şekilde tamamlamış. Su bardağı, büyük boy su bardakları, normal su bardakları, kaseleri var. Büşra bu kaseler çok güzel ya. Bayılıyorum bu kaselere. Şurada böyle yine fincanları var, farklı bir marka. Burada işte böyle kek fanusları, normal fanuslar, borcamlar. Biliyor musunuz bunu da, kadehlerini de Büşra'ya biz bir doğum gününde hediye almıştık. Yani niye böyle bir hediye aldık inanın bilmiyorum ama o yüzden de Büşra ekstra bu bardaklarının yanına kadeh almadı. Bunları kullanacak. Zaten kadehi de yani hani normal amacının dışında biz kullanıyoruz. İçine magnolia falan yapar. Hani o şekilde kullanır. Burada da böyle borcamları ve burada bir tane sunum tabağı var. Şimdi burayı da kapatalım. Bu arada şurası ayna ama geri yerleri mobilya tarzında böyle görünüyor. Burada da iki tane şöyle süsleri var. Bunu daha yeni almış, bugün getirdi koydu. Salonuna da tam uydu. Özellikle bence avizesine tam uydu. Burada da böyle bir vazosu var ama bu vazo şu anda boş. Bu vazonun içerisine çiçek alacakmış. Yani genel olarak salonu bu şekilde arkadaşlar. Halısını göstermedim. Halısı da yine bu şekilde bir halı. Bunlar ipek halı diye geçiyor. Ben de evimde, yatak odamda ve Zeynep Halen odasında bu halıları kullanıyorum. Bunları ben makineye atıp yıkayabiliyorum. Normalde yıkanmıyormuş ama ben yıkıyorum. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hem böyle ince hem çok şık duruyor. O yüzden de Büşra da bunları tercih etti. Şimdi tekrar hole geçiyoruz. Hole'ünde de yine benim mutfağımda kullandığım halılara benzer halılardan var arkadaşlar. İlerleyince ev 3+1 olduğu için gerçekten
kullanım açısından çok güzel. Bakın mesela hemen ışığı açayım. Böyle bir boş odasına Büşra'cığım kendi evinde kullandığı tek kişilik yatağı getirdi. Çok da mantıklı bir hareket yaptı. Dedi ki yani kardeşim gelir, işte ne bileyim İmral'ın yeğenleri gelir vesaire. Onlar dedi burada rahat rahat dinlenirler, yatarlar, kalırlar bizde dedi. Ondan sonra burada işte perdesi yine bu şekilde. Bu televizyonun kutusunu bir süre atmamak gerekiyormuş. O yüzden bu burada. Şey zamanı hatırlarsınız. Bu süpürge olayı olmuştu. Onu da buraya koymuş. Yani boş odası arkadaşlar bu şekilde. Rabbim inşallah buranın dolmasını da nasip etsin. İleride büyük bir ihtimalle burası çocuk odası olur diye düşünüyorum. Ondan sonra tekrar çıkıyoruz. Ve diğer odasına geçiyoruz arkadaşlar. Evet, diğer odası da bu şekilde. Ben Büşra'nın mobilyalarını çok beğendim. Bu arada bu mobilya aynı benim yatak odamın mobilyamın aynı markası. Hatta renkleri de aynı. Sadece modeli farklı ve boyutları farklı. Böyle görünüyor. Çok da güzel. Şuralar böyle tahta gibi görünüyor ama aslında buralarda normal kapalı desenli yani. Şöyle boydan boya bir aynası var. Merhaba, bu da ben. Böyle gayet onlara yeterli geldi. Kendi yatak odasına bu dolabı koymak istemedi. Çünkü yatak odası bir tık dar. O yüzden hani daha fazla daraltmak istemedi. Zaten 3+1 olduğu için, gayet yeri müsait olduğu için burada böyle kullanmak istedi. Bence çok da mantıklı yaptı. Burada yine evin olmazsa olmaz, nereye koyacağını bilemediğiniz ama ihtiyaç olan ürünleri var. İşte ütü masası var, süpürgesi var. Burada iki tane bavulu var. Burada böyle askılığı var. Burada da Ümran'ın kıyafetleri gelmiş. Onları yerleştirecekmiş. Burada da yine yan odanın aynı perdesinden var. Perdeyi şöyle size yakından göstereyim arkadaşlar. Çok şık duruyor. Böyle çizgili çizgili ama mükemmel duruyor. Bir de güneşliklerini de yine bu şekilde tür tercih etti. Ben de öyle yapmıştım. Gerçi benimki yanlış gelmişti ama şimdi iyi ki de böyle tercih etmişim diyorum. Çünkü çıkar yıka yıka kullan yani. O yüzden rahat alıyor. Ben buranın halısına bayıldım arkadaşlar. Halısı gerçekten mükemmel. Büşra, bu halılar jüt halı diye mi geçiyor? Büşra'dan cevap gelmedi. Neyse. Bu giyinme odasındaki halı jüt halı diye mi geçiyor? Bilmiyorum, biliyor musun adını? Ben gitti beğendim. Az önce şeyleri bilmem etmem. Ama yani çok güzel. Yani böyle var ya, tam uydurmuşsun hani. Tam oldu. Yatak odası da bunun bir küçüğü. Bu da böyle. Tam aynen uydurmuş. Aynen. Yani. Çok ama güzel. Ama halının modelini falan bilmiyorum. Bunun adını bilmiyorum. Onlar ipek halı. Onu ben biliyorum da. Aha, aynen. Benim kullandıklarım da öyle. Ay tamam. Kahveye seni affettim. Böyle dolabın üstüne de yine Ikea'nın buhurçlarından almış. Onun içerisinde de işte kullanmadığı eşyaları vesaire kaldırır. Gayet de mantıklı olmuş. Bu odadan da çıkıyoruz. Bakın mesela kocaman dolap var odada. Ama şuraya tek kişilik yatak çok rahat gelir arkadaşlar. Yani o yüzden oda o kadar güzel ve büyük ki ben gerçekten çok beğendim. Yani çok kullanışlı. Mesela tek kişilik yatak böyle de gelebilir. Hani burada mesela dolap durabilir. İşte ne bileyim çekmecesi varsa buraya gelebilir vesaire. Ben şimdi düşünüyorum mesela ben olsam bu odayı çocuk odası yapabilirdim. Yani yan odayla bu oda gerçi aynı bence ama yine de ikisi de çok rahatlıkla kullanılabilir. Burası yatak odası ama yatak odasını çekmek istemiyoruz arkadaşlar. O yüzden de burayı gösteremeyeceğim. Yatak odası da zaten yine aynı şekilde. Orada bir tek aynalı çekmecesi var. Bir de yatağı var. Sonra gelelim buraya. Burası Büşra'nın banyosu. Bence banyosu da çok güzel oldu. Şöyle bir işte aynalı lavabosu var. Buraya kirli sepeti almış. Bu kirli sepetini yeni almış. Hep böyle kirli sepetlerinden istiyordu zaten. Bunlar ne diye geçiyor bilmiyorum ama içleri falan gayet güzel. Burada VIP Ahmet'in meşhur kova seti var. Çamaşır makinesini buraya koydu. Çünkü koyacak burada başka bir alan olmadığı için mecburen buraya koydu. Gideri falan zaten orada. Bunun üstüne de şöyle bir raf aldı arkadaşlar. Bu raf da çok güzel. Bayağı
Böyle Trendyol'da falan da görüyorum. Böyle sizin de kısıtlı yeriniz varsa böyle bir rafla değerlendirebilirsiniz. Yine kirli sepetinin malından böyle bir sepetleri var burada. İçerlerini doldurdu. Gayet de uyumlu oldu. Çok güzel. Zaten duşa kabin falan hepsi bu şekilde. Gayet güzel. Burada işte havluları var. Kirli sepetini buraya koymuş. Bence çok daha güzel olmuş. Rabbim ağız tadıyla oturmayı inşallah nasip etsin arkadaşlar. Evet, bu sırada Büşra kahvelerimizi de yapmış. Zaten ev turunu bitirdik Büşra'cığım. Seni de yakinen tanıyorlar ve gerçekten sen böyle nişanlanınca işte evlilik hazırlıklarına girince falan çok güzel mesajlar aldık. O yüzden ben biliyorum yani yine sana çok güzel mesajlar gelecek. Rabbim inşallah utandırmasın. Evinde yuvanda çok çok mutlu olursunuz. İnşallah böyle. Senin heyecanını senden çok biz yaşadığımız için şu an. Seni ben şimdi ağlatırım da. Ben seni ağlatırım. Aynen. İşte böyle. Yani arabayla yakın. Yakınsın. Arabayla. Çok uzak değilsin. Topu taşımaya da yakın diyelim. Aynen. Aynen. Ama tabii yine de işte biraz uzaklaş. Taşımasaydın diye problem yok. Aynen. Öyle işte. Söylemek istediğin başka bir şey var mı Şıracığım? Yok. Şıra Teşekkür ederiz evini bize açtığın için. Daha çok gelirsiniz, daha çok çekiliriz. Burada. İnşallah. Yani hani sonuçta bu senin yeni evimi paylaşmayabilirdin ama bizimle paylaştığın için çok teşekkür ederiz. Hakkını helal et. Şimdi kahvelerimizi içelim. Bu arada güzel mesajlarınızı dediğim gibi videonun altında bekliyoruz arkadaşlar. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Benim dualarım meşhurdur zaten. Büşra'ya ettiğim dualar. Rabbim isteyen herkese nasip etsin. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar hoşça kalın. Bay bay.